Sevgi deyince aslında aklımıza ahir zamanda hemen Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve senin de anlattığın gibi Hazreti İsa Aleyhisselam geliyor. İki önemli ahir zaman şahsı bizim için, ama sevgi insanı olmalarına rağmen ve inşallah sevgiyi dünyaya hakim kılmaya vesile olacak iki insan olmalarına rağmen bazı insanlar tarafından göz ardı edilebiliyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Hatta Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek, şahsı manevi olacak diyenler bile olabiliyor. Oysa üstadımız zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde inşallah çok net Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi. Aynı zamanda üstadımız da bu konuya çok detaylı değiniyor risalelerinde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olarak geleceğini belirtiyor. Bu konunun üstünde hocamız çok durduğu için ben de biraz sözlerden, risale sözlerinden bahsetmek istiyorum. Örneğin sözler sayfa 340 ve 343 ve 344'te geçen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olması ile ilgili bir söz var. Belki nuru imanın, imanın ışığının dikkatiyle o eşhası ahir zaman, ahir zaman şahısları tanınabilir diye üstadımız söylüyor. Yani hem Hazreti Mehdi Aleyhisselam hem Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle şahıs olarak imanı güçlü bir insan tarafından tanınabiliyor, teşhis edilebiliyor. Zaten üstadımız çok fazla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden çok fazla derken önemli olan 3 görevinden bahsediyor. Bunlardan aynı zamanda üstadımızın sözlerinden bir tane daha okumak istiyorum. Sikke-i Tasdik-i Gaybı sayfa 9'da geçen bir söz. Şöyle diyor üstadımız. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın, bakın zat kelimesi çok net geçiyor. 3 vazifesinden en mühimi, önemlisi ve en büyüğü ve en kıymetdarı, kıymetlisi olan imanı tahkikiyi, neşr, gerçek imanı yayma ve ehli imanı delaletten, iman edenleri sapmaktan kurtarmak diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 3 görevinden bir tanesini söylüyor. Ama bu sırada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a şahs-ı manevi demiyor. Zat diyor, ahir zamanda gelecek diyor. O kadar detaylı ve içerikli ki aslında tek bir sözden bile üstadımızın ne demek istediği çok net anlaşılıyor. İnsanları bakın imana vesile edecek, o Deccal'in fitnesinden kurtaracak ve zat olarak gelecek. Çok net maşallah anlaşılıyor üstadımızın sözleri.